olmasa bu boğa olmasa. Direkt yoklattı. Gerilla boğmasında güç istiyor, çok güç istiyor. Güçlüyse yapılamaz. Ama boğa boğması çok güç de istemiyor. Doğrudan gırtlakla yana sahibinde. Çok güç istemiyor. Mesela şöyle yakaladık diye. Şöyle geliyoruz. Şimdi ben Türk güreşi bilmem. Mutlaka onların doğru şeyler yapıyorlar kendilerine göre de. Bu tarz bizde şu var mesela. Bak. Bunu anlat mısın? Bunu anlatalım mı diyor? Güreşte. Elinin başına koyduğun an anlat mısın diyor. Bilmiyorum. Bu yayıcısal. Aikido gibi, Hapkido gibi bir takım tehditler, kırıcı da. Kul bunlar yani. Ya da mesela ya da öyle bir yakalama yapmamız lazım ki bir teknik ortaya çıkmalı. Bazen ayağımızı atacağımız yer, bazen kolumuzu, bir sürü kapı var. Şu bir kapı, şu dış kapı diyoruz. Sağ dış kapı, sağ iç kapı, sol iç kapı. Sol dış kapı. Bütün bunlardan tehdit yapılabilir. Hepsinden. Bu kapı farklı mesela. Buradan gelse. Bakın. Bu da sol dış kapı. Şimdi buradan alsak gene verdiğim kapıydı. Bu sağ dış kapıydı. Buradan alsak mesela, buradan gelse mesela şu olabilir. Bu da sağ dış kapı. Şöyle oturalım az. Mesela şöyle bir pozisyonda kalıyorsun. Diyelim mümkün değil mi? İmkansız mı? Şimdi burada kapıları görürseniz oradan girersiniz. Mesela sağ dış kapıdan nasıl girebilirim şu an? Kaldım böyle. Güzel bir yakalamışız. Mümkündür. Pasın böyle yapar sizi. Böyle yapar. Siz burada alırsınız mesela çekerek. Bakın böyleyken birden şu oluşabilir. Bu oluştuğunda öyle bir şey yapmamız lazım ki kapı. Ama görebiliyor musunuz bilmiyorum. Göremiyorlar hocam. Elim nerede bakın? Boğazda. Hocam. Şimdi böyle olsun bir şey yok. Ama böyle. Aikido teknikleri, yani büküşler, kilitler, yani lockingler, bendingler, stretchingler, germeler var. Bunlar yapılabilir ayakta. İkinci dana geçtiğimiz zaman daha çok Wing Chun, duydunuz mu? Wing Chun tarzı şeyler var. Mesela diyelim yumruk geldi. Burada tak 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 saydırırsın. Ya da mesela trafikler. Dur. 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 Evet, engelleriz. Şuna trafik diyoruz. Çalışmadı mı trafik diyorsun? Çalıştı hocam, unutmuştur. Yavaş, yavaş, yavaş. Trafiği ben yapabilirim. Evet, onu da çok çalıştım. Bunu vuruyoruz. Normalde bunu yetişemez. Dur, böyle. Buna çiğce bonsal diyor. Bonsal trafik. Öyle kal, öyle kal. Şundan dolayı. Trafik adını alıyor. Veya burada kaldığı için. Tuzak temeli. Bu sizin çok sıkıntı yaptığı bir şey. Bir için. Çiğ sağa var mesela. Şimdi klasik çiğ sağa dediğimde şöyle çalışıyordu. Böyle çalışıyordu. Şimdi burada ileriye geriye çok denge sağlanamadığı için Bruce bunu değiştirdi. Şöyle yaptı. Gayjolt dediğimiz pozisyonu yapıyor. Böylece her tarafta esneği buluyor. İleriye de geriye de denge sağlayabiliyor. Buraya mesela. Gibi. Bu bir egzersizdir. Kolların terbiyesi için. Üçüncü dana geldiğimizde mavi tarif sparring, mavi boran gibi berserk gibi vurma boksu yani. Pençak silah gibi yani İndonezya boksu gibi. Daha çok boks figürleri ortaya çıkıyor. Boks tarzları. Mesela Bruce'nin en sevdiği boks egzersizlerinden biri Bob F. Burdan vuruyoruz. Buradan alıp geliyoruz.
Fox'tan etkilenmiştir doğrusu. Ayrıca Facing'den etkilenmiştir doğrusu. Yani eski bir çalışmalarında. Ondan da şu var, mesela oradasın diyelim. Eski bir mesafeleri çok önemli. Şimdi buradan yumruk atamazsın. Şuradan da adam artık çok yakın oldu. Şurası biraz uzak. Buradan vurabilir miyim? Uzaktan. Bu facing de önemli. Yani uzaktan kılıçlandığı anda hani ani geri adım, ani geri adım çalışmalı. Burası bunu facing'den al. Sonra broker ritim dediğimiz kırık ritim çalışmasını gene facing'den al. Diyelim şöyle düşünün. Yumruk geliyor, zıplatı. Buradan geliyor. Bir daha. Çok küçük bir dövmeyle buradan geliyor. Burada bir şey yapmıyor ama. Buradan geliyor. Buna kırık ritim diyoruz. Bir şekilde oradan geliyor. Sonuç alırsın. Birinci ilkemiz şu. Hakkı ol. Dövüş var değil mi? Hakkı ol. Önce bu. Hakkı mısın? İkincisi. Tamam. Otomatiğe bağlı. Çok şey değil. Sadece işin yani. Ama önce hakkı ol. Kolay kolay dövüşme. Hiçbir dövüş iyi değildir. Çünkü ben şunu biliyorum. Yaşadığım belalı mahallede o dayak yemişim. Yani öyle pat diye bir rezil ile yapayım öyle izin vermez. Size mantıklı gelmeyen hiçbir şey doğru değildir. Size de mantıklı gelmiyorsa doğru değildir. Onu mutlaka hazırlamak gerekir. Bir vuruş. Buraya toplam değil, kapatabilir ama genelde ön yumruk ulaştıkları için genelde açık kalıyor. Bir gölde. Bir daha. Jaw saati. Evet. Oradan bir vuruş. Sokakta çok geçerli. Çünkü karşı taraf bilmediği için vurabiliyorsun. Ondan sonra da güzel geldi. Bir fotoğraf ile. Duruşun. Bu hareketi biz de yapabiliriz. Hocam bunlar Hocam arkadaşlar herhalde gardımızla birlikte resim istiyor. Toplu bir resim çekeriz en son. Buradan şu tekme. Buradan.